Van Büyükşehir Belediyesi Erciş yolu üzerindeki yangınla ilgili bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada 16 Şubat Çarşamba günü sabaha karşı Erciş yolu üzerinde bir iş yerinde çıkan yangın ile ilgili kamuoyunda bilgi kirliliği ve asılsız iddiaların ortaya atıldığı belirtildi. Açıklamada toplamda 16 araç 38 personelle müdahale edilen yangın 5.30'da kontrol altına alındığı hatırlatıldı. Belediye hakkında çıkan haberlerin asılsız olduğu belirtildi. Oktay abi, köpük bırakmış da köpük. Van Büyükşehir Belediyesi Erciş yolu üzerindeki yangınla ilgili bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada 16 Şubat Çarşamba günü sabaha karşı Erciş yolu üzerindeki bir iş yerinde çıkan yangınla ilgili kamuoyunda bilgi kirliliği ve asılsız iddiaların ortaya atıldığı belirtildi. Yangın günü için iddia edilenlerin aksine Van Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi canla başla yangına müdahale ettiğinin altı çizilen açıklamada iş yeri yangın haberi ilk olarak 112 çağrı merkezine 4.20'de bildirilmiştir. İhbardan yaklaşık 5 dakika sonra Tuşba İtfaiye Grup Amirliği'nin ilk ekipleri 4.25'te olay yerine ulaşmıştır. Yangına müdahaleye başlayan ekip destek ekibi talebinde bulunmuş ve ikinci ekip de 3 dakika sonra olay yerine ulaşmış, 4.28'de yangına müdahale etmiştir. Daha sonra sırasıyla 4.32'de İpek Yolu İtfaiye Grup Amirliği, 4.38'de ise Edremit ve Kurubaş İtfaiye Grup Amirlikleri de yangın mahalline ulaşarak diğer ekiplerle yangına müdahale etmiştir denildi. Toplamda 16 araç, 38 personelle müdahale edilen yangın 5.30'da kontrol altına alındığı hatırlatılan açıklamada 6.30'da ise soğutma işlemleri başlatılmıştır. Öte yandan itfaiye araçlarının su ikmali süresini kısaltmak için Van Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne bağlı su tankerleri de su desteği sunmuştur. Yangının ihbar edilen saatinin aksine kamera kayıtlarında da anlaşılacağı üzere saat 3.45'te başlamış ve ilk ihbar saat 4.20'de 112 acil çağrı merkezine bildirilmiştir. İhbarın bildirilmesinden itibaren gerekli müdahaleler yapılmış ancak iş yerindeki yanıcı ve patlayıcı maddeler yangına müdahaleyi güçleştirmiştir. Buna rağmen itfaiye ekiplerimiz 251 ton su ve 1 ton da köpüklü su ile yangına müdahale edip yan tarafında bulunan iş yerlerine sıçramasını engellemiştir ifadeleri de yer aldı. İtfaiye araçlarında su olmadı veya donduğuna yönelik dayanıksız iddiaların da gerçeği yansıtmadığını belirtildiği açıklamada, araçlarımız 7/24 su hazneleri dolu bir şekilde ısıtmalı garajlarda göreve hazır şekilde bekletilmektedir. Bu doğrultuda bölgenin en güçlü ve teknik donanımına sahip itfaiyelerimizle ilgili iddiaların bir kez daha gerçeği yansıtmadı ve tamamen karalamaya yönelik olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi.